Evet arkadaşlar, selamlar, merhabalar. Yeni bir programa hoş geldiniz. Yeni bir kayda. Bu kaydın konusu Amerikan ekonomisiyle ilgili olacak. Özellikle de Amerikan ekonomisi ve dünyanın geri kalan kısmı hakkında, yani bu ikisi arasındaki bir kıyaslama olacak. Burada bu şeyin de kaynağını söyleyeyim. Kullandığım görsel kullanacağım gene burada. Gördüğünüz gibi. Görselin kaynağı, pardon, Visual Capitalist isimli bir web sitesi, bir kurum aslında, kuruluş ve ben bunları üyeyim. Bunlardan bana zaman zaman işte zaman zaman diye gelen bilgiler var. Bunu çok ilginç buldum. Hakikaten çok ilginç, kayda değer şeyler veriyorlar, bilgiler veriyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar diyorum, genel olarak Amerikan ekonomisi hakkında bilgi veriyor. Şimdi buradan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda Visual Capitalist yazıyor. Bir saniye, şunu ben öbür şey almaya çalışacağım. Öbür ekrana daha rahat olsun bakarken. Yalnız burada böyle sorun oluyor. Neyse, buradan devam edelim o zaman. Buradan devam edelim. Screen capture kullandığımız için ekran değiştirdiğimiz zaman sorun olabiliyor. Evet. Şimdi burada yazan The Top 100 Companies of the World, The US versus Everyone Else. Şimdi burada ne diyor? Dünyanın en öne gelen en büyük 100 şirketi. Şimdi bu en büyük şirketler derken arkadaşlar, yani birçok şeyi burada araya sorabilirsiniz. Yani bir şirketin büyüklüğü, bir şirketin hacmi nasıl ölçülür? Hangi metriklere, hangi değerlendirmelere göre ölçülür? Birçok değerlendirme var. Burada kullanılan metrik, genellikle de endüstride kullanılan, yaygın olarak kullanılan metriklerden bir tanesidir. Bu da market capitalization adı verilen metrik. Yani market capitalization, piyasadaki bir şirketin piyasadaki değeri, hisse senetlerinin toplamının değeri. Bunun dışında finansal, yani mali rasyolara, finansal rasyolara girildiği zaman orada dünya dolusu tabii değişik değişik kıyaslamalar, formüller, rasyolar var. Ama bu şekilde genel kıyaslamalarda kullanılan, en çok kullanılan şeylerden bir tanesi, değerlendirmelerden bir tanesidir. Evet, market capitalization. Bu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar, şöyle bilelim. En başta şuradaki şu resimden başlayalım. Benim farenin hareketlerini görüyorsunuz tahmin ediyorum. Şu mavi noktalar var ya, bunlar bu 100 firmanın 59'u işte Amerika'da olduğunu gösteriyor. 100 firmanın 59'u. 14'ü Çin'deymiş. 100 kalan 14'ü. Diğer 18'i ise Avrupa'daymış. Şuradaki resme baktığımız zaman ise, pardon, şuradan bakalım. Biraz önce yukarıda söylemiş olduğum gibi 59 tanesi, yani 100 firmanın 59 tanesi Amerika'da, ancak market capitalization olarak bakıldığı takdirde, yani piyasa değeri olarak bakıldığı takdirde toplam 100 firmanın %65'i Amerika'da. Sayı olarak 59'u, piyasa değeri olarak ise %65'i Amerika Birleşik Devletleri'nde oluyor. Şuradaki kıyaslama ise bu toplam miktarın %52'si, yani o 100 firma dedik ya, bunların %52'si, yarısından fazlası iki ana grupta inceleniyor. Yani iki ana endüstri grubunda inceleniyor. Bir tanesi teknoloji, tahmin edebileceğiniz gibi. Zaten o yüzden de buraya bir Apple sembolü koymuş. Diğeri ise Consumer Discretionary denen, grup adı altında toplanan, ana başlığı altında toplanan firmalar. Consumer Discretionary demek consumer tüketici. Discretionary demek burada her türlü hani giyim, kuşam, eğlence gibi alanlarda, endüstrilerde faaliyet gösteren firmalar. Şimdi buradan aşağı devam, bir de şunu, bunu da geçmeyelim burada. Bu en büyük 10 küresel firma arasında iki tane firma var Çin'den, Çin Halk Cumhuriyeti'nden. Biri Alibaba, öbürü ise Tencent. Bu en büyük 10 küresel firma arasına girmeyi başarmış olan yine Çin Halk Cumhuriyeti'nden iki firma.
Şimdi aşağı devam edelim. Burada çok enteresan bir pie chart var. Pie chart var. Burada şu mavi kısım, bakın şöyle aşağı kadar da devam ediyor. Şu mavi kısım United States. Amerika Birleşik Devletleri. 20.55 trilyon dolar ile pie chart'ın en büyük kısmını oluşturuyor. Gene bu toplam 20.55 trilyon doların arasında, içinde teknoloji, bakın 7.79 trilyon dolarla 7.8 diyelim neredeyse 7.8 trilyon dolarla en büyük yeri kapsıyor. En büyük kısmı kapsıyor. İkinci en büyük kısım ise biraz önce bahsetmiş olduğum consumer discretionary denen endüstriye giriyor. O da 4.2 trilyon dolarmış. 4.3 diyebiliriz. Ondan sonra da şurada 1, 2, 3, 4, 5 alana ayırmış. Daha küçükler bunlar. Onlara nazaran. Sağlık, finans sektörü, her türlü endüstri sektörü, telekomünikasyon, consumer staples dediği şey, gene tüketiciyle ilgili günlük ihtiyaçlar diyelim bunlar. Yani günlük olmak zorunda olan ihtiyaçlar. Her türlü ihtiyaçlar. Burada devam ediyor. Enerji, petrol, gaz, doğal gaz falan gibi. Ve bunlar da utility dediği işte elektrik, su, hava gazı tarzı firma servisleri veren firmalar. Tekrar diyorum arkadaşlar, bunlar masraflar değil. Bunlar kişilerin masrafları değil. Bunlar bu alanlarda hizmet veren şirketlerin toplamı 20.55 trilyon dolarmış. Bu 100 kampanya şirket arasında, bunların da bu şekilde bir dağılım var. Şimdi buradan şöyle devam ediyoruz. Çin, bakın pastanın şu kısmını alıyor. Şunu bir pizza olarak görecek olursak, pizza diyelim ya da pasta diyelim. Şunun yarısını zaten bir kere kafadan almış. Yani yarısı gibi görünüyor burada. Öyle değil mi? Resimde baktığımız zaman yarısından da fazla görünüyor aslında. ABD almış. Hatta tabii doğru değil mi? %65 demiştik burada. %65 piyasa değeri. Dolayısıyla doğru, yarısından fazla. Şimdi bu diğer şu kısmına bakıyoruz. Şeyin, pastanın. Bu da olduğu gibi Çin. Yine Çin'deki pastanın, Çin'in kısmının en büyük gene kısmı, alt kısmı teknoloji oluyor. 1,5 trilyon dolarla. Arkasından bunu finans takip ediyor. Arkasından gene consumer discretionary, consumer staples yani ihtiyaçlar. Ve de telekom takip ediyor. 1, 2, 3, 4, 5 alana ayırmış Çin'dekini. Toplam 4.19 trilyon dolar. Burada ise şu kısım, şuradan başlıyor bakın, Suudi Arabistan, buradan başlıyor. Kanada, Avrupa, Asya Pasifik. Bunların birleşimi bu. Şu kısım. Şuradan sonrası Çin. Bunların birleşimi bu. Onların da toplamı ne ediyor? Bunları toplarsak işte 0.13 trilyon, Avrupa 3.46 trilyon, Asya Pasifik 1.5 trilyon dolar. Yani ne ediyor? Şunu 3.5 diyelim, 3.5, 4.5, 5, 5.5'un altında bu. Yani 5.10 civarında. Toplam bu, yani şu kısmın toplamı. Çin 4.19 tek başına bunların hepsine aşağı yukarı denk geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ise zaten 20.55 ile dünyanın %65 market capitalization'a, yani piyasa dağılımına sahip. Şuradan biraz şimdi aşağı gidelim yine. Burada Suudi Arabistan girmiş, ilginç diyebilirsiniz. Enerjiden dolayı, bakın burada sembolü görüyorsunuz zaten, petrol sembolünü. O sayede giriyor. Şimdi şuradan biraz aşağı gitmek istiyorum. Size bazı ilginç bana gelmiş olan bazı şeyler var. Grafikler var. Görseller. Şeyleri fazla detaya girmeyeceğim burada. Yani yazılar ve linklerdeki detaylara fazla girmeden. Yalnız şu tabloya da bir geçmeyelim. Bana bir bakalım. Evet, aynı şey. Yukarıda gördüğümüz resmin table olarak gösterilmesi, tablo olarak gösterilmesi. Aynı rakamlar. 20.55 Amerika'ydı, Çin ve diğerleri. Yukarıda söylediğimizin aynısı bu. Dağılım.
Evet, burada da şimdi gene 100, en büyük 100 şirket içerisinde, gene dünyanın en büyük 100 şirketi arasında bakın, bunların hepsinin içinde kaç tane? 10 değil mi? İki tanesi Çin demiştik. İşte bunlar zaten Alibaba ile Tencent'li. Geri kalan hepsi gördüğünüz gibi Amerikan şirketi. Yani 100, %80'i Amerikan. Değil mi? 10 tane en büyük şirket. Bunların ikisi Çin. Bu da aslında gayet büyük bir başarı. Geri kalan 8'i ise yine Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu aşağı yanındaki yazan da bakın dikkat ederseniz sektörü yazıyor burada. Sektör mesela teknoloji, enerji, consumer discretionary olarak ayırmış. Şurada bir de financial var. Financials. Bakın şu financials alanına giren şurada Berkshire Hathaway. Şu firmanın ismi değil mi? Berkshire Hathaway. Bu firmanın sahibi, kurucusu meşhur Warren Buffett. Meşhur investor, yatırımcı Warren Buffett. Şeyini hatırlıyorum ben. Warren Buffett bağış yaptı. Bağışı Bill Gates'in ve Melinda Gates'in Microsoft Vakfı'na, yani aslında ismi Microsoft Vakfı değil. Bill and Melinda Gates Vakfı. Oraya 50 milyar küsür dolar bağışladı. Ölümünden sonrası için. Evet. Burada da bakın market cap yani piyasa değerinin bu şirketlerin piyasa değerleri. Şuraya bakıyoruz. Apple en yukarıda 2 trilyon dolar civarında. Rakamlar Mayıs 2021 itibarilidir. Hatırlayanlarınız vardır. Çok yakınlarda geçen bir iki hafta önceydi Apple'ın toplam market cap dediği market capitalization yani piyasa değerlenmesi yayınlanmıştı ve rakam 3 trilyon dolar çıkmıştı. Bu Mayıs 2021 itibariyle yani aşağı yukarı 6 ay içerisinde 1 trilyon daha eklemiş durumda Apple. İnanılmaz bir performans hakikaten. Ondan sonra diğerleri geliyor. Gene market cap'leri geliyor. Şu market cap'i gördüğünüz zaman bu şeyi anlayın arkadaşlar. Piyasa değerlendirmesi. Cap kısaca kısaltılmış hali biliyorsunuz burada Amerika'da. Her şey kısaltılıyor böyle bu şekilde mecburen. Market capitalization. Evet. Şimdi bunları şöyle bir geçelim. Burada çeşitli visual dediği visual'lar yani görseller var. Bu gene bu kurumun, bu sitenin bütün yaptığı iş bu. Yani her türlü buna benzer business'le, finance'le, ekonomiyle ilgili çeşitli görseller, analizler yapıp bunları en iyi şekilde, en böyle rahat okunabilir, ilginç, göze hoş görünür şekilde görsellere çevirmek. Dataları yani verileri, analizleri. Bunlar da benim gene sizlerle paylaşmak istediğim bir tane var. O da bir dakika şuraya bakayım. Freedom around the world. Evet. Bir tanesi şuydu. Economic freedom. Onu açalım. Onu açalım. Evet. Economic freedom around the world demek tahmin ediyorum hepiniz bunu anladınız. Yani ekonomik bağımsızlık. Dünya üzerindeki ekonomik bağımsızlık kavramı üzerine yapılan bir araştırma sonucunda ortaya çıkan bir tablo bu. Şurada da hatta bakın altında yazıyor. Economic freedom is the fundamental right of every human to control their labor and property. Şurada yazan şu. Ekonomik bağımsızlık her şahsın en temel özgürlüğüdür. Yani kendi emeğini ve malını üzerinde tasarruf olması demek anlamına geliyor bu. Kendi emeği ve malı üzerinde tasarrufu olması. Property, mal, mülk anlamında. Labor işte emek. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir şey var. Ölçek verilmiş. Legend verilmiş. Bu şeye visual'a yani görsele doğru bakabilmemiz amacıyla. Burası şu istikamet sola gidersek less freedom yani bağımsızlık azalıyor. Gitgide azalıyor. Sağa gidersek yani renk açıldıkça da çoğalıyor. En yüksek işte 90 rakamı ölçeğin en yukarısında tepesinde en altında da 5 var. 5 rakamı var. Bu arada oynayacağız şimdi. Şimdi görüyorsunuz dünya haritası ve renklerin dağılımı. Şimdi en
Açık renk neydi? En bağımsız olan, değil mi? Bakıyoruz burada. Zaten en açık renk olarak, bakın şurada buna karşılık gelen Avustralya'yı görüyoruz. Rakama bakın, 82.4 çıkmış. Skor bu. Bu bir şey değil. Yüzde olarak verilmiyor. Bir skor verilmiş bu metriklere dayanarak. O skorun neticesinde Avustralya'daki ekonomik bağımsızlık oranı genel Avustralya genelinde 82.4 ile en yukarılarda çıkmış. Burada bu bizim bölgeye gelelim. Amerika, Kuzey Amerika'ya geliyorum. Amerika ve Kanada'ya geliyorum. Bunların ikisi çok yakın. İkisi de işte yeşil bölgede gene yani şu yeşil şu işte 70 ile 80 arasında. Kanada 77.9, Amerika 74.8 biraz daha az. Bu şekilde çıkıyor. Bir de şu kısmı büyütmek zorunda kalmışlar tabii. Avrupa olduğu için buraya rahat görünsün diye. Bakın Türkiye mesela 64 çıkmış. Gene yeşil şu oranın içerisinde. Bakın şurada mesela 56.2 ile hangi ülke olduğunu ben Rus şey Ukrayna olabilir bu. Ukrayna olabilir bu. Şeyin bakıyorsunuz mesela İngiltere'ye bakalım. İşte bu da Amerika gibi. İskandinav ülkeleri gene benzer şey aynı sınıfa kategoriye düşüyor. Burada bakın şu küçücük yeri görüyor musunuz? Burası İsviçre'ymiş. Numara 4 bakın 4 numaralı yer. Şurası küçücük yer. En açık bölge orası. Rakama bakın. 81.9 neredeyse 82 ile bu şeye Avustralya'ya çok yakın. İsviçre yani ekonomik bağımsızlığın en yukarılarda olduğu yerlerden bir tanesi. Bakın ilginç bir şey. İrlanda'da yüksek çıkmış. 81.4. O da bayağı yüksek çıkmış. Evet bu harita bunu gösteriyor. Yani ekonomik bağımsızlığı gösteriyor. Şimdi buradan geri döneceğim. Bizim öbür tablolara. Evet şuraya bakıyorduk biz değil mi? Şimdi bakın burada bir sürü diğer tablolar da var. Mesela sadece şu şey alanında baktığınız zaman şunu açmayacağım. Çünkü konumuz biraz konumuz dışında. Semiconductor'larla ilgili bir pazar araştırması sonucu ortaya çıkan bir tablo bu. Bu da gene semiconductor, elektronik alanında. Bu işte halka açılmış olan şirketlerle ilgili filan bu şekilde gidiyor. Şöyle biraz aşağı inelim. Bakın bu grafik bana bayağı ilginç geldi. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tablo neyi gösteriyor? Onu bir tercüme edelim şöyle kısaca hemen. Fazla üzmeyelim, yormayalım kimseyi. Burada gördüğünüz Apple değil mi? Şimdi Apple. Bu tablo bakın zaten biraz önce söylediğim şey gösteriyor. Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon doları vurdu. 3 trilyon dolar. Dile kolay söylemesi. Dolar 3 trilyon. T harfiyle. Büyük T. T. Trilyon. Şimdi yani 3000 milyar dolar değil mi? 3000 milyar dolar. Şimdi şuraya bakıyoruz. Burada yapmış olunan kıyaslama şu. FTSE dediği, FTSE diye okunur bu. Bunlar bu ülkelerin borsalar arkadaşlar. Yani nasıl Türkiye'deki İstanbul borsası var. Nasıl ki Amerika'da New York Stock Exchange borsa var. İngiltere'deki ismi de FTSE diye geçer. Aslında FTSE, kimse FTSE demez buna. FTSE diye okur, FTSE 100. Bu CAC 40 Fransa'daki indekstir. Bu da Alman DAX indeksi. Bunlar borsa. Şimdi bakın burada rakamlar verilmiş. Sıralama yapılmış değil mi? 2, 3, 4. Burada nedense bir görünmüyor. Bir belli ki işte en yukarıda bu. FTSE İngiltere indeks. Burada gösterilen şu aslında. Bu borsaların bir değerlendirmesi yapılıyor burada. En çok işte borsanın işlem hacmi üzerinden yapılır bu değerlendirmeler. Bu değerlendirmeye göre bakın tüm borsanın işlem hacmi ile tek başına Apple firması kıyaslanıyor. Tekrar diyorum. Borsaların işlem hacmi kapasitesi ile tek başına Apple firması kıyaslanıyor. Ve gördüğünüz gibi böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu müthiş bir şeydir arkadaşlar. Ya bu müthiş bir şeydir. Bir firmanın yani şurada herhangi bir başka firmayı alsanız kıyaslama yapsanız herhangi başka firmayı
Bu resimde gözükmez bile ölçeklerden dolayı. Yani şurada kullanılan ölçeklerden dolayı herhangi bir firmayı buraya koyun, gözükmez bile, göremezsiniz bile. Mümkün değil. Ölçekleri değiştirmeniz gerekecek yahut da bunu göstermek istiyorsanız bunlar böyle artık bir tavanı delip gidecek yani. Öyle düşünün. Bu büyük bir hakikaten bir firmanın gelebileceği yani inanılmaz bir noktayı gösteriyor. Apple firmasının varmış olduğu nokta 3 trilyon dolarlık hacim. Şimdi buradan aşağı iniyorum. Burada daha başka görseller de var. Bunlardan içinde de gene ilginç bulduğum bir tanesi vardı. Ona bakıyorum. Evet, o da burada. Şimdi buraya gidiyorum. Şunu açalım biraz. Bu ne diyor? 94 trilyon dolarlık dünya ekonomisi. Bunun en başta ne olduğunu söyleyeyim size. Hani ülkelerin gayri safi milli hasılaları diye bir kavram var ya. İngilizce Gross Domestic Product. GDP diye geçer. Gross Domestic Product. Bu işte o. Bütün dünyadaki ülkeleri birleştirin. Toplam dünyada bugün 200 küsür ülke var. Bu 200 küsür ülkeyi birleştirin. Bunların toplam gayri safi milli hasılalarını bir alta yazıp alt alta yazıp toplayın. Bu rakam çıkar. 94 trilyon dolar. Zaten bakın burada GDP yazıyor. Global GDP 2021. GDP Gross Domestic Product. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle bir bakıyoruz. Şunu bir top olarak görelim. Gene bir pie chart değil mi? Ya da top diyelim. Karşımıza koskoca bir şurada Çin çıkıyor. India, Japan. Şurada bakın şöyle şu kısım Çin. Hindistan, Japonya, şu diğer küçük Asya ülkeleri var ya. İşte Hong Kong biliyorsunuz başlı başına ayrı bir ekonomik unit. Endonezya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Pakistan, Bangladeş, Avusturya, Rest of Oceania yani pardon Avustralya yanlış söyledim Avustralya and the Rest of Oceania. Rest of Oceania bu ayrımı yapmak lazım. Avustralya bölgesinin dışında gene aynı kıta içerisinde o civarda pardon Oceania diye tabir edilen Avustralya kıtası içinde değil pardon. O Avustralya civarında tabir edilen bakın burada 13 tane ülkeden oluşuyor. Oceania diye geçer bunlar. Oceania. İri ufaklı öyle 13 tane ülke. Ülkecik diyelim onlara da. Onlara Oceania deniyor. Hepsine beraber yani. Bu da tek başına Avustralya. Bunların bakın toplam payı bu dünyada. Çin'inki 16,86. Amerika Birleşik Devletleri'nin 23 trilyon dolar diyebiliriz. İşte bu zaten gross domestic product. Yani Amerika'nın bir senelik gene 2021 itibariyle olması lazım bu rakamların. Evet 2021 bir senelik gayri safi milli hasılası neredeyse 23 trilyon doları bulmuş durumda. Burada ise şu kısım olduğu gibi Türkiye'de burada görüyorsunuz. Şu kısım olduğu gibi Avrupa ve Orta Doğu'yu kapsıyor. Şurada Türkiye Orta Doğu kısmına konmuş. Bu kısım şurası Afrika onu unuttum söylemeyi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika. Gördüğünüz gibi Orta Doğu'da Türkiye 0,8 trilyon yani 800 milyar dolar. Suudi Arabistan 840 milyar dolar. Yani aslında bu da güzel bir şey. Hakikaten Suudi Arabistan'a yaklaşık bir şey elde ediyor ki petrolü yok. Yani bu çünkü başlı başına petrol çok büyük bir tabii ki şey veriyor Suudi Arabistan'a. Avantaj veriyor. Burada İran var. 1,8 1 trilyon dolar ile Türkiye'yi aşıyor İran'ın şeysi. Evet bu. Bu da işte Avrupa demiştik. Şurada da Kanada var. Yani şöyle bir topta baktığınız zaman dünyaya bakın arkadaşlar. Tek başına ABD burada. Şu kısım bir sürü ülkeden oluşuyor. Çin, Hindistan, Japonya olduğu gibi burası Avrupa, Orta Doğu, Afrika. Bakın şu kısım olduğu gibi Amerika. Ben size bir de burada bunu söylerken, bu da aynı şeyin tablonun yani aynı grafiğin pastanın bir tablo olarak gösterilişi. Farkı yok yani rakamlar. Bunlar biraz gösterim şekli değişik. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. O burada yok. O burada yok ama ben bunu eklemeden geçemeyeceğim. O da nedir? Şimdi 94 trilyon dolar mı diyoruz? Dünyanın gayri safi milli hasılasına öyle diyoruz. Değil mi? Burada öyle diyor.
Dünyadaki tüm spekülatif marketlerde dolaşan para miktarına bakın. Tüm spekülatif marketlerde. Yani New York Stock Exchange'den işte İngiliz Exchange'e gidiyor. Oradan Çin, Fransa. Bütün dünyada dolaşan bir para var. Spekülatif marketlerde dolaşan. Bu paranın miktarı ne kadar tahmin edersiniz? Bakın, dünyanın gerçek üretimi bu. 94 trilyon dolar. Spekülatif marketlerde dolaşan paranın miktarı bunun 10 katı. 10 katı. Ben bunu hakikaten yani 10 katı laf olsun diye söylemiyorum. 900 trilyon doların üzerinde çünkü. İşin ilginç yanı şu. Bu spekülatif marketlerde dolanan para var ya. Diyelim ki çöktü. Yani sistem çöktü. Büyük zararlar var. Kayıptayız. Herkes kayıpta. Bu kaybı kurtaracak dünyada hiçbir ülke yok. Amerika dahil hiçbir ülke yok. Çünkü ortada işte 94 herkesin ürettiğini topluyoruz. Bir senelik üretim bu. 94 trilyon. Piyasalarda dolaşan paraya ne demiştik? 900 trilyon doların üzerinde. Bunun içerisinde bütün o hani her türlü yatırım araçlarından oluşan hisse senetleri ve benzeri tahviller, bonolar ve bunların üzerine kurulu türev marketleri, swaplar, futures kontratları gibi bir sürü ürün var, finansal enstrüman var. Bunlardan, bu enstrümanlardan oluşan bir market var. Bunun adı spekülatif, finansal spekülatif marketler. Burada bir büyük önlenemeyen bir kayıp yaşanırsa ve diyelim ki çöktü bu. Bakın 900 trilyon dolar diyorum. Bunu dünyada bütün dünya birleşse ve bütün her sene 12 aylık üretimini ortaya koysa, hiçbir şey yemese içmese kurtaramaz. Onu da ben size böyle bir perspektif vermek için söylemek istedim. İlginç bir durumdur yani. Evet, bu tabloya da baktık. Bu tabloda şuradaki tabloyu görüyorsunuz. Bunlar da 50 dünyanın 50 en küçük ülkesiymiş. Yani şey bazında. Üretim işte milli saf, gayri safi milli hasıla bazında. İşte burada Tuvalu, Nauru, Palau filan yani böyle isimlerini bilmediğimiz bunlar ne derler haritada oturup yerini gösteremeyeceğimiz bunlar yerler yani Mikronezya, Dominika, Dominican Republic olacak bu. Acaba mı? Bilmiyorum. Hakikaten. Bir de fastest growing economies yani en hızlı gelişen ülkeler. Bunlar da gene 10 tane. Bunlar da bunlar işte. Libya, Guyana, Macao, Maldives, İrlanda, Aruba, Panama, Chile, yani Şile, Peru, Dominican Republic. Ha, demek ki bu farklı. Dominika ile Dominican Republic aynı şey değil. Bunlar da 50, pardon 50 değil, 10 en hızlı gelişen ülkelermiş. Evet. Şimdi burada aslında benim amacım yani bu bana çok ilginç gelen tabii bir şeydi, tabloydu. Buradan da geri gidelim. Başlangıç noktamıza gidiyorum. Yani şununla başlamıştık biliyorsunuz. Burada söylenen işte gene US versus the world. Yani Amerika dünya tek başına dünya ile dünyanın geri kalan kısmı ile kıyaslanmasıydı. Ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir duralım, dinlenelim, tamam mı? Ve buradan şöyle hafif bir ne derler akıl yürütme mi diyeyim ne diyeyim yani şöyle bir ufak bir sohbet edelim. Türkiye'de son zamanlarda ben YouTube'dan izliyorum buradan. Türkiye'de neler konuşuluyor? Neler tartışılıyor? Gündemde neler var? Bunları izliyoruz. Evet, 34 sene yakındır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Hayatımı burada kurdum. Ailem burada. Çocuğum burada doğdu büyüdü. Kızım burada doğdu büyüdü. Benim hayatım burada. Ama ben Türkiye'de ne olup bitiyor? Gündemi takip ediyorum. Ne görüyorum? İşte dünyanın her tarafında kriz var. Raflar bomboş. Benzin yok. İnsanlar birbirlerini yiyorlar. Kuyruğa giriyorlar. Benzin almak için, bilmem ne almak için, temel ihtiyaçları sağlamak için.
İnsanlar mağazalarına gidiyorlar. Mal bulamıyorlar. Raflar bomboş çünkü. Amerika'dan bahsediyorum. Öyle diyorlar çünkü okuyor, görüyorum yani YouTube'da. Buna benzer tablolar çizilerek insanlara bunlar bu palavralar yutturuluyor. Çeşitli şekillerde bunların ne kadar saçma sapan, ipe sapa gelmez palavralarda yalanlar olduğunu gösterebiliriz ayrı konu. Ama ben şurada genel yani anekdot denen bir şey vardır. Yani anekdot nedir? Yani şimdi ben gideyim, kardeşim ne diyorsunuz siz ya? İşte bakın al videoyla telefonumu tutarım çekerim mi gittiğim yerde, alışveriş yaptığımız yerde. Hangi raflar boş? Neresi boş? Ne benzin kuyruğu? Ne diyorsunuz siz? Diye de konuşulabilir. Onu yapacağım ama yani yapılmaz mı? Yapılır ama ben bunu tercih ettim. Çünkü bu aggregate denen aggregate rakam bunlar. Yani aggregate bütün her şeyi kapsıyor. Bir araştırmanın gayet kapsamlı, gayet detaylı bir ekonomik araştırmanın adı bilinen saygıdeğer bir kurumun yapmış olduğu, yayınlamış olduğu bilgilere dayalı gene görseller, grafikler. Bunlara bakınca insanın böyle lafları söyleyenlere yani ne diyeyim ben? Gülüp geçmesi mi diyeyim? Yani şurada biraz daha şey olalım, kibar olalım yani. Ne gerekir? Türkiye'de yaşayan bu gibi şeylere inanan insanlar ne deniyordu? Almanya bizi kıskanıyor, Batı bizi kıskanıyor. Bizde bolluk var, onlar işte çöküyor, möküyor. Arkadaşlar, yani bakın şu tabloyu görüyorsunuz. Özellikle de Amerika batıyor hikayesi var ya. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Amerika'ya geldim, biraz önce söylemiştim işte 34 sene olacak yakında. Ekim ayında. Neyse. Yakında değil tabii Ekim ayı yani. Şu anda biz Ocak'tayız. İşte 33,5 sene diyelim. Ben buraya gelmeden önce de Amerika batıyordu. Ben küçükken de Amerika batıyordu. Ben geldim burada, şu yaşa geldik. 59 yaşındayım. Batıyor gene. Arkadaşlar. Yani rakamlara bakın. Akılcı olun. Rasyonel olun. İncelemenizi kendiniz yapın. Hiç kimseyi dinlemeyin. Her şey mevcut internette. Her şey mevcut. Yeter ki birilerinin polemiklerini, saçmalıklarını, propagandalarını, yalanlarını dinlemeyi bir yere bırakın. Ve elinizin altında laptop var. Elinizin altında internet var. Ya 2 dakika bir bakın da öyle konuş. Bu gibi saçmalıkları üreten insanlar hangi cüret ve cesaretle üretiyorlar? Ben onu merak ediyorum. Bu dünya kapalı bir kutu değil ki. Yani Türkiye gözü kapanmış hiçbir şey görmüyor. Ülkeler böyle birbirlerinden en eski günlerde olsaydı anlardım. Kimse kimseyle alakası yok. Herkes birbirinden uzak ve ayrı yaşıyor. Arada ilişki yok, teknoloji yok, televizyon yok, internet yok, smart telefon yok, cep telefonu hiçbir şey yok. Araştırma yok, geliştirme hiçbir şey yok. Tamam o zaman anlardım. Ne söylesen gider. Ne atarsan gider. Yani desen ki orada Amerika'da ne bileyim ben Türkiye'de Amerika'daki insanların 4 ayağı var. Bir de sırtında kanatları var. Ona da inanır. Ama bugünler geçti. Artık bu içinde bulunduğumuz dünyada şu ortamda ya elinizin altında bir şey var. Hatırın, biraz ya üstüne bir zaman harcayın ya 30 dakika harcayın da bir görün yani. Bunların ne kadar saçma, ne kadar aptalca, budalaca iddialar olduğunu. O yüzden biraz zaman paylaşmak istedim bunu işte. Bunun gibi ben paylaşımlarıma devam edeceğim. Daha önce dolar ve faiz ile ilgili 9 tane bugüne kadar video yaptım, daha da koyabilirim. Benzeri bu şekilde videolarda koyacağım. Hiç olmazsa orada görünsün, bulunsun. Belki bu gibi safsatalara bir şekilde kalmış, dinlemiş olan kişilerin kafasında bir soru işareti olur. Onlara ne büyük yalanlar söylendiği, ne ipe sapa gelmez propagandalara maruz kaldıkları konusunda soru işareti. Amaç bu. Evet arkadaşlar, sağ olun. Teşekkürler yine izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için. Yine böyle benzeri bir videoda buluşmak üzere diyorum.
Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.